Yıllar önce Sokakta Çalarken Zayda Hanım'ın programına katılmıştık. Bize davet etmişlerdi. Zayda'nın programına? Evet, evet, evet. Bizden de önce. Evet. Onu ilk keşfedenlerden birisi benim. Bir dakika, sağlık programında... Sadece sağlık değil canım. Eninde sonunda sağlığa dönüyoruz, dönüyoruz ama. Evet. Yani insanla ilgili her şey bizim programımızın içinde. Nereden buldunuz peki? Koray'ı nereden denk geldi? Vallahi buyurunuz. Yapımcılarım söylemişti. Çok ben başlarında bir genç arkadaşımız var diye. Yani şöyle... Şimdiki menajerimiz o zamanlar bizim çok yakın arkadaşımızdı. Evet. Ahmet biz, Çelenk. Yok, Serkan. Ahmet baba bizim babamız, yapımcımız. Evet. 98. Ama Serkan canımız böyle yaptı. Kardeş dedi, televizyona çıkmıyorsun, bir kere çıkar mısın? Dedim oğlum ben yapamam dedim. Heyecanlanıyorum, kamera gördüm, elim ayağım titriyor. Dedi binlere şarkı söylüyorsun sokakta, bir şey olmuyor. Röportaj yapıyorlar. Dedim çıkalım o zaman. Hakikaten öyle, şarkı söylüyoruz. Bir süre sonra böyle elmalar geldi. Böyle değişik değişik baharatlar geldi. Sağlık. Şimdi kendime bakıyorum. Hocam ne kadar sağlıklıyım. Çok sağlıklı değilmişim o zamanlar abi. Sen şarkı söylerken uzmanlar geldi. Baharatlar geldi. Onu orana sür, bunu burana sür. Çok keyifliydi ama o zaman. Çek bir gitarla programı... çıkmıştık. Bir tane gitar, bir klarnetle çıkmıştık. Değil mi? Kaç ama sene sesin kaç 5 sene oldu. 5 sene. Oldu mu o kadar tabii ya? Aman Allah. Sonrasında da aldı başını gitti. Demek ki neymiş? Uğurlu bir elimiz varmış. Yok var canım, olmaz olur mu? Yani... Ama o zaman da söylemiştim ben ona. Bu sesle ve sesi geçtim bu yürekle. Çünkü çok efendi bir çocuktu. Sakın şımarma. Sakın ünlü oldum diye ama hala öyle. Yok. Çok efendi, çok içten ve yürekten. Şımarıyor şu anda, şımarıyor. Ince ince şımarmaya başladı. Bir kalk bakayım ayağa, bir arkanı dön bakayım. Arkanı dön bakayım bir. Evet, bir kalkma var. Bir inceden. Koray'ın yok abi. Böyle. Akıllı ol. İlk defa canlı yayına ve bir programa öyle çıkmıştı.